Kutumanya'dan herkese merhaba. Bugün size Ticket to Ride kutu oyununu anlatacağım. Ticket to Ride 2 ila 5 kişi arasında oynanan bir oyun. Oyunda oyuncular ellerindeki vagon kartlarıyla borttaki rotaları tanımlamaya çalışacaklar ve puanlar kazanmaya çalışacaklar. Elimizdeki oyun Ticket to Ride Europe versiyonu. Oyunun aslı aslında Amerikan haritasını barındırıyor. Fakat birçok expansion'ı var, eklentisi var oyunun. Biz size bugün Europe haritasını anlatacağız. Türkiye'de satılan versiyon da aynen bu şekilde Europe versiyonu. Şimdi kompartmanlarınıza geçin, biletlerinizi kontrol edin, yolculuk başlıyor. Oyun için kurulumumuzu yaptık. Oyunculara kendi renklerinde vagon ve istasyon parçalarını verdik. Oyuncu pullarını da skor takibi için haritanın kenarına bıraktık, puan tablosuna. Bununla birlikte her oyuncuya oyunda 6 tane toplamda bulunan şu uzun rotalardan bir tanesini verdik. Bununla birlikte 3 tane de kısa rota verdik. Rotaların yerleri var. Sağ çaprazda da altta da gördüğünüz gibi puanlar var. Kısa rotaların puanları biraz daha düşük. Uzun rotalar yapılması biraz daha zor olduğu için daha yüksek puana sahip. Oyuncular başlangıçta bu 4 tane rotadan minimum 2 tanesini almak zorundalar. Eğer yapabileceklerini düşünüyorlarsa hepsini alabilirler isterlerse. Tabii ki oyuncular bunları diğer oyuncularla paylaşmayacaklar. Bunlar gizli kalacak. Oyuncular eğer uzun rotayı almazlarsa zaten direkt olarak ıskartaya çıkacak bu kart. Kısa rotalardan da isteklerini alıp iki tanesini, diğerini ıskartaya çıkartabilirler. Bunlar artık oyunda değiller, diğer rotalar. Bununla birlikte oyunumuzda şöyle arkası mavi kaplı vagonlar var, vagon kartları var. Bu vagon kartlarının özelliği şu: oyuncular bu kartları kullanarak rotalarını belirleyecekler. Rotalarına vagon yerleştirecekler. Burada kırmızı, sarı, siyah, beyaz, pembe, mavi, turuncu, yeşil vagonlar var. Bir de her rengi temsil eden bir lokomotif var. Lokomotif joker yerine geçiyor. Nasıl kullanıldığından birazdan bahsedeceğim. Her oyuncuya 4'er adet bu vagon kartlarından veriyoruz. Bunlar yine gizli. Oyuncular birbirini görmeyecekler. Bununla birlikte şurada da bir kartımız var. Avrupa Ekspresi kartı. En uzun rota kartı anlamına geliyor. 10 puanlık bir değeri var. Oyunun sonunda en uzun rotayı yapan oyuncu bu kartı elde etmiş oluyor. Artı 10 puan kazanıyor. Peki oyun sırasında, tur sırası oyuncuya geldiğinde oyuncu ne yapabilir? Oyuncunun yapabileceği 4 tane hamle var. Bunlardan sadece bir tanesini yapabilir. Birincisi, şurada markette gördüğünüz vagon kartlarından alabilir. Markette her zaman 5 tane kart açık olarak bekleyecek. Bu ana desteden buraya 5 tane açıyoruz oyunun başlangıcında. Sıra oyuncuya geldiğinde oyuncu elindeki rotaya bağlı olarak burada kart seçebilir. Peki bu kartları neye göre seçecek? Oyuncumuz Barcelona ile Brüksel arasında bir rota yapmaya çalışacak. Barcelona'dan Brüksel'e gitmek için oyuncunun şurada iki tane griden bahsedeceğim şimdi. Bu her renge gelebilir bu arada. Yani gri bir kart yok. Gri'yi gördüğünüz yerlerde oyuncular ellerindeki her kartı kullanabilirler. Fakat önemli olan şu, iki renginde aynı olması lazım. Buraya iki kırmızı, iki sarı, iki yeşil ve benzeri şekilde iki tane aynı renk gelebilir. Burada ona ihtiyacı var. Burada çift bir rota var. Oyuncu 4 tane yeşil veya 4 tane maviyi elinde tutarak bu güzergaha vagon yerleştirebilir. Arkasından da yine bir tane çift rota var burada. İki sarı veya iki tane kırmızı vagon kartını kullanarak Brüksel'e gelebilir. Oyuncular
ellerindeki rotalara bağlı olarak hangi kartlara ihtiyaçları olduklarını anlıyorlar. Ona göre bu pazardan, marketten buradan kartlarını alıyorlar. Burada oyuncu Barcelona'dan Pamplona'ya gitmek için, aradaki yeri kullanmak için 2 tane turuncu kart alabilir. Oyuncular 2 tane kart alabilirler. Birinci kartı aldıktan sonra tekrardan kart açılır. Sonra oyuncu ikinci seçeneğini alır. Burada bir de lokomotif kartı var. Lokomotif kartı almak isterse ne olur? Tur sırası kendisine geldiğinde eğer pazardan lokomotif kartını alırsa lokomotif kartı 2 tane kart yerine geçer pazardan alındığında. Oyuncu artık ikinci kartı seçemez. Tur sırası diğer oyuncuya geçer. Bu şekilde pazardan kart alabilir oyuncular. Markette görülen kartlar işlerine yaramıyorsa oyuncular kendileri de buradan kapalı desteden kart seçip ellerine alabilirler. Çekilen kartların herhangi bir sınırı yok. Elinizde sınırsız kart tutabilirsiniz. Burada bir sınır yok. Oyuncuların yapabileceği ikinci hamle ellerindeki kartları kullanarak bir rota, rotayı doldurma. Bir iki şehir arasındaki tren bölgesine vagonları yerleştirme. Bizim elimizde iki tane beyaz kart var. Vagon var. Vagon kartı var. Marketten de üçüncü vagon kartını, beyaz vagon kartını aldığımızı varsayalım. Tur sırası bize geldiğinde 3 tane beyaz vagon kartını ıskartaya çıkartarak ben Paris'ten Frankfurt'a 3 tane beyaz rayın olduğu yere vagonlarımı bu şekilde koyabilirim. Ve buradan oyuncu puan kazanıyor. Şurada da kaç tane vagon koyarsanız ne kadar puan alacağınızı gösteren bir gösterge var. Gösterge kart var. Bir tane koyarsanız bir. Bizim örneğimizde 3 tane kart koyduk. 4 puan aldık. Bu puan hemen işleniyor. Ve oyuncunun puanı 4'e çıkartılıyor. Oyuncular İkinci hamle olarak ellerindeki kartlarla vagonlarını yerleştirebilirler. Bundan bahsettik. Üçüncü olarak oyuncular ellerinde herhangi bir şekilde rota kalmazsa, rotalarının bittiğini varsayıyoruz. Rota kalmazsa tur sırası kendilerine geldiğinde yeni rota alabilirler. Yeni rota içinde kural şu. Rota destesinden 3 tane kart çekilip oyuncuya verilir. Oyuncu kendisinin uygun gördüğü yine en az bir tane rotayı seçmek zorunda. Bir veya birden fazla rotayı seçerek oyun diğer oyuncuya geçer. Tur sırası diğer oyuncuya geçer. Dördüncü olarak şöyle bir şey var. Dördüncü hamle de şu. Oyuncular bazen gitmek istedikleri rotada başka oyuncuların vagonlarını görebilirler. Şöyle bir şey olabilir. Rakip oyuncu şöyle Frankfurt'tan Berlin'e bir yol çekmiş olsun, vagonlarını dizmiş olsun. Ben de Paris'ten Varşova'ya gitmek istiyorum ve herhangi bir şekilde güneyden dolaşmak istemiyorum. Buraların da dolu olduğunu varsayalım. Kırmızı oyuncu Paris'ten Frankfurt'a gelmiş fakat Berlin'e geçemiyor. Burada bir çift rota var ancak çift rotalar 2 ve 3 oyunculu oyunlarda kullanılmıyor. Yani burası eğer doldurulursa bir oyuncu tarafından artık ikinci bir oyuncu buradan geçemez. Bizim kırmızı oyuncumuz da şöyle aslında 4 tane mor kartı. Mor veya pembe. Burada mor görünüyor ama kartlarda biraz daha açık görünüyor. Pembe. Fark etmez. Zamanında buraya yerleştirmiş olsun. Fakat sarı oyuncu burayı doldurmuş. Araya girmiş. Yani aslında burada kırmızı oyuncunun önü kesilmiş.
Burada şunu yapıyor kırmızı oyuncu, şunu yapabilir. Elimizde oyunun başlangıcında verilen istasyonlar var. 3 tane istasyon var. Bu istasyonlar kullanılmazsa oyun sonunda her biri 4 puanlık bir kazanç sağlıyor size. Fakat şöyle bir durumda, rotanızın tamamlanması için siz bu istasyonu kullanabilirsiniz. Bu istasyonu oyuncu Berlin veya Frankfurt'a yerleştirerek, yani gitmek istediği yerlerden herhangi bir tanesine yerleştirerek burada sarı oyuncunun vagonlarını kullanarak aslında rotasını tamamlamış oluyor. Dediğim gibi buraya da yerleştirebilir, buraya da yerleştirebilir, fark etmiyor. Ve böylece rotasını tamamlamış oluyor. Bunun için önemli. Çünkü oyuncular eğer rotalarını tamamlarlarsa oyun sonunda rotalarda görünen sayı kadar puan kazanıyorlar. Tamamlayamazlarsa o kadar puan kaybediyorlar. O yüzden oyuncular oyun sırasında buna dikkat etmeliler. Buna göre hamlelerini yapmalılar. Avrupa haritasında bazı özel durumlar var. Onlardan bahsedeyim çok kısaca. Şu ana kadar bahsettiğim şeyler standart vagonları yerleştirme ile ilgiliydi. Haritanın bazı bölümlerinde etrafı böyle çizgili rotalar göreceksiniz. Buralar dağlık bölgelerden, daha doğrusu geçitlerden geçen tren yolları. Buralarda oyuncular şunu yapıyorlar. Şöyle örnekleyelim. Şurada iki tane mavi görüyorsunuz. Oyuncunun elinde iki tane mavi kart ile bu rotayı doldurmaya çalıştığını düşünelim. Oyuncu burayı normal bir şu şekilde bir mavi rota gibi dolduramıyor. Önce Venedik'ten Münih'e gitmek istediğini belirtiyor ve iki tane mavi kartı açıyor. Açtıktan sonra şöyle marketi dolduralım. Açtıktan sonra da burası bir geçit olduğu için etrafı çizgili. Ana desteden 3 tane kart çekiliyor. Açılan kartlarda orana ihtiyacı olan kart, bu örnekte mavi. Mavi veya lokomotif gelmezse oyuncu verdiği iki kartla, ıskartaya çıkarttığı iki kartla buraya vagonlarını yerleştirebilir. Fakat burada lokomotif çıktı. Lokomotif çıktığı anda da, lokomotif veya mavi kart çıktığında da çıkan kart sayısı kadar, burada bir tane, oyuncunun elinde mavi kart olması lazım. Oyuncu üçüncü mavi kartını da, burada çünkü bir fazlalık var lokomotif çıktığı için, üçüncü mavi kartı da vererek buraya vagonlarını yerleştirebilir. Eğer elinde bir mavi kart veya bir lokomotif kartı olmasaydı koyduğu kartları geri alacaktı ve tur sırası diğer oyuncuya geçecekti. Burada lokomotif kartının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Lokomotif kartı her kartın yerine geçebiliyor. Bununla birlikte böyle durumlarda, böyle geçitlerden geçeceğiniz zaman lokomotif kartlarının joker etkisi çok daha önemli oluyor. Lokomotif kartlarının bir önemi daha var. Bazı deniz yollarından geçen tren yollarında, şurada bir örneği var, İzmir'den Palermo'ya geçiyor. Lokomotif işaretlerini görüyorsunuz. Buralarda oyuncular 4 tane aynı renkten kartı öncelikle temin edecekler. Arkasından da bu rotayı vagonla doldurmak için 2 tane lokomotif kartı verecekler. Aynısı Amsterdam'da var. Amsterdam'la Londra arasında 2 tane lokomotif kartı gerekiyor. Dieppe'den Londra için de aynı şey. Bir tane, herhangi bir tane kart, gri olduğu için bir tane de lokomotif kartı. Lokomotif kartının böyle de bir önemli özelliği var. O yüzden rotalarınızı aldığınızda eğer deniz yolunda geçeceğiniz bir bölüm varsa lokomotif kartlarını yerden temin etmeye çalışın. Biraz önce bahsettiğim gibi
Şöyle, haritanın bazı bölümlerinde çift rotalar göreceksiniz. Çift rotalar 4-5 kişiyle oynanan oyunlarda ikisinin birden kullanılabildiği rotalar. Ama eğer 2 ve 3 kişiyle oynuyorsanız buralardan sadece bir tane oyuncu geçer. Diğer oyuncunun artık buradan geçme hakkı yoktur. Etrafından dolaşabilir. Daha fazladan vagon harcayarak ya da biraz önceki örnekte olduğu gibi istasyon koyarak bu şekilde rotasını tamamlayabilir. Oyuncular yerden kart alıyorlar, vagonlarını açıyorlar. Rotaları bittikçe yeni rota alıyorlar. Bu arada rota almak mecburi değil. Rotası devam edebilir oyuncu isterse. Ama artı rota artı puan demek. Bununla birlikte isterse de dördüncü hamle olarak da istasyonlarını yerleştiriyor. Peki oyun ne zaman bitiyor? Oyun bir oyuncu kendi turunda, kendi sırasında elinde eğer 2 veya daha az vagon kalırsa o zaman kendisinden sonra oyuncular bir tur daha oynarlar ve kendisiyle beraber kendisi de son turunu, son oyun işini yaparak oyun biter. Oyun bittiğinde puanlama nasıl olur? Haritanın etrafındaki skor tablosu, skor göstergesinde bulunan puanın üzerine oyuncular tamamladıkları rotaları gösterirler ve ispat ederler. Benim rotam şuydu. Ben şuradan şuraya gidiyorum. Bakın şuradan şuraya gittim diyerek vagonlarını gösterir. Tamamladığı rotaların sağ alt çaprazında yazan puanlar toplanır. Bitiremediği rota varsa o kendisine eksi olarak yazar. Elinde kalan istasyonlar her biri 4'er puan olarak yine buraya eklenir. Bir de oyunun sonunda en uzun rotayı yapmış, bunu yine Avrupa haritası için söylüyorum. En uzun rotayı yapmış oyuncuya da artı 10 puan verilir. Oyunun başında belirttiğim şu Avrupa Ekspresi kartı kendisine verilir. Bu şekilde kazanan belli olur. Bugün size Ticket to Ride oyununu Avrupa haritası üstünden anlatmaya çalıştım. Oyunun Amerika, Asya, Hindistan, İngiltere ve Hollanda haritaları da var. Bir sürü haritası var. Bunlar şu an aklıma geldi. Oyun dünya çapında çok büyük bir üne sahip. Çok basit bir nedeni var aslında. Oyunun öğrenilmesi çok kısa sürede sağlanıyor. Ve öğrendikten sonra da özellikle kalabalık gruplar arasında çok eğlenceli zaman geçirilebiliyor bu oyunla beraber. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Bizleri Instagram sayfamızdan ve YouTube'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ediyoruz.